Eğitim İş Hatay Birinoğlu Şube üyeleri düzenledikleri basın açıklaması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklikle ilgili söylemlerine tepki gösterdiler. AKP yıkılacak! Cumhuriyet değil! AKP yıkılacak! Antakya Ulus Alanı'nda düzenledikleri basın açıklamasında Eğitim İş Hatay Birinoğlu Şube Yönetim Kurulu adına konuşan Suat Sadış, Meclis Başkanı'nın bu söyleminin AK Parti iktidarının hedefi olduğunu ifade etti. Laiklik karşıtı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı istifa etmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, laikliğin yeni anayasada olmaması ve dindar bir anayasa yapılması gerektiğini ifade ederek AKP iktidarının hedefinin laikliği yok etmek olduğunu ikrar etmiştir. Hilafet ve şeriat özlemleri duyanlar, laik Türkiye, laik eğitime, laik yaşama darbe vurdukları yetmediği gibi şimdi de anayasayı dindar ve kindar yapmanın peşinde koşmaktadırlar. Laikliğin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Sadış, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. Laikliği dışlayan devletlerin tamamında kadın sosyal yaşamdan soyutlanarak eşit bir insan olmak bir yana metaya dönüştürülmüştür. Yine laiklik ilkesinin olmadığı devletlerin tamamında toplumu oluşturan diğer inanç grupları üzerine ağır baskı kurularak farklı renkler devlet vahşetiyle yok edilme sürecine sokulmuşlardır.